Merhaba canlarım, arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, yeğenlerim, kuzenlerim, her şeylerim. Ülkemizin geleceği, güzel nesiller. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Dünyanın en büyük liderinin, dünyada başka hiçbir liderin kendi huzurunu çocuklarına emanet etmediği bir bayram. Ama buruk bayramlar bu son 23 Nisanlar. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin başkanı, o meclisin kurucu başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten nefret ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiği ilke ve inkılaplardan nefret ediyor. Mustafa Kemal'in her devletten, bütün o devletlerin, batılı devletlerden önce özgürlük verdiği kadınları aşağılıyor. Kadınları yok farz ediyor. Laiklik ilkesiyle sürekli kavga ediyor ve laiklik rejiminin kaldırılması gerektiğini anlatıyor. Böyle bir dönemde 23 Nisan kutlamak kolay değil. Ama sakın ola umudunuzu kırmayın. Umudunuzu kırmak pes etmekten daha beterdir. Ne pes etmek var ne umudumuzu kırmak var. Yalnız bu arada bir şey de söyleyeceğim. Türkiye ikiye bölünürken bir taraf AK Parti'nin sadece yarısı tarafından, tamamı tarafından değil. Yani AK Parti'ye oy veren 23 milyonun tamamı değil. Belki 10-11 milyonu, belki o da. Belki diyorum bakın. Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerinden nefret edebilir, düşman olabilir. Ama geri kalan 11 milyon asla nefret etmiyor. Asla. Hatta Atatürk ilke ve inkılaplarına son derece saygılı olan mütedeyyin Müslümanlar olduklarından da eminim onların. Benim güzel dostlarım, Türkiye'de CHP içindeki seçmenlerin bir bölümü, orada yarısı bile yok, belki %25-30'luk bir bölümü Atatürk ilke ve inkılapları adı altında laikçilik yaparken, işte AK Parti'nin seçmenlerinin yarısı da İslamcılık, şeriatçılık, şeriat devletçiliği ve Mustafa Kemal düşmanlığı yapıyor. Bunların toplamları toplasanız bütün seçmen nüfusunun %30'u etmez. Geriye kalan %70 Atatürk ilke ve inkılaplarından korkmayan insanlar. O insanlar nasıl mı? Kısaca bir iki örnek daha doğrusu vereceğim ama aslında esası bir örnek içinde iki ayrı bölüm haline sunacağım. Şimdi bakınız. Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk ulusunun tasada, kıvançta, kederde, her şeyde bir arada olabilmesinin temel taşlarından biri nasıl ki İstiklal Marşı ise, diğerinde artık İzmir Marşı olduğunu biliyoruz. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Bir bölümünü okudum. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, milletinin, ulusunun, halkının, herkesin, hepimizin en değer verdiği, birliğimizi sağlayıcı bir mihenk taşı olmalı ve bu marşı hepimiz sevmeliyiz. Hangi partiye oy verersek verelim, bu marşa sevgi ve saygı duymalıyız. Bu çünkü bizim İstiklal Marşımızın bir bakıma hikayesi. Ama başka bir şey daha var. Mustafa Itri Efendi'nin, Türk Müslümanlarının gelmiş geçmiş en büyük bestecilerinden biri olan Mustafa Itri Efendi'nin Segah makamında bir de eseri vardır. Bilirsiniz, tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Bu da Türk Müslümanlarının en ulvi, en kutsal eserlerinden biri olmalıdır. Hangi siyasi partiye oy verirsek verelim, hangi siyasi partiden yana olursak olalım, eğer ülkemizi, milletimizi, halkımızı çok seviyor, çok sayıyor ve demokrasi şartlarında, hukuk devleti ilkelerinde,
kuvvetler ayrılığı prensibine uyarak, insan haklarından asla vazgeçmeyerek, laik sistemi asla dışlamayarak ama onu gerçek bir laik sistem gibi uygulayarak yaşamak istiyorsak, hepimiz hep beraber İzmir Marşı'nı da Mustafa Itri Efendi'nin tekbirini, segah tekbirini de aynı derecede sevecek, aynı derecede dinleyeceğiz. Bunu yaptığımız gün bizim sırtımızı kimse yerine getiremez. Seçim sandığına gidersek hangi partiden olursak olalım aklımızın bir köşesinde İzmir Marşı, diğer köşesinde mutlaka segah tekbir olmalı. Olacak. İnanıyorum ben buna. Ha bunu bozmaya çalışan AK Partili kimi din yobazlar var. Ha bunu bozmaya çalışan kimi ürkücüler var. Bunu bozmaya çalışan kimi kökten laikçi ve CHP'li geçinen ya da klasikleşmiş CHP'liler de var. Ama onları dinlemeyeceğiz. Hayır. Bizim ilkemiz bu olacak. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bunu istiyordu. Segah tekbiri de istiyordu. İzmir Marşı'nda bugün olsaydı yine kendi adına bile yazılmış olsa severek dinlerdi ve hepimize tavsiye ederdi. Benim canım gençlerim, benim güzel arkadaşlarım, bakınız bu birliktelik bizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak. Hukukumuzun da, demokrasimizin de, yargımızın da, her şeyimizin de muasır medeniyetler seviyesinde olmasını sağlayacaktır. Hoşça kalın benim canlarım. Hoşça kalın güzel kardeşlerim, evlatlarım, yeğenlerim, kuzenlerim. Hoşça kalın bu ülkenin her şeyi, bu ülkenin güzel geleceği.